Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün sizlere mail spama düşme sorunu ile ilgili bir video hazırladım. Mail gönderirken paylaşımlı hosting servislerinde ya da hosting sunucularında kullandığınız panele göre, örneğin biz burada şimdi cPanel'de göstereceğim size. Paylaşımlı hosting sunucularında cPanel'in mail gönderim hizmetini kullanıyorsunuz. Ve bazı durumlarda gönderdiğiniz mailler spama, yani istenmeyen kutusuna düşebiliyor. Yani bu sorunun basit çözümleri vardır. Neden kaynaklanır? Bunları da işlem sırasında anlatacağım. İsterseniz fazla vaktinizi almadan hemen işlemlere geçelim. Öncelikle nedir? Hata alınan kullanıcımıza giriş yapıyoruz buradan. Ben de reseller hesabı olduğu için ben hata alınan kullanıcımı biliyorum. Ve giriş yapıyorum. Bunun size basit yolunu göstereceğim. Genellikle %100 çözüme yakındır. Bakın gördüğünüz gibi burada mail deliverability kısmında sorgumuzu yaptık. Burada sistem bize 3 tane kaydımızda hata olduğunu gösteriyor. Dikim kaydı, SPF kaydı ve rezerve DNS dediği RDNS kaydı. Şimdi RDNS kaydına paylaşımlı hosting sunucularına ve reseller sunucularında, reseller hesaplarında herhangi bir müdahalemizde bulunamıyoruz. Fakat firmaya destek talebi atarsak RDNS kaydımızın güncellenmesi konusunda ancak onlar yardımcı olabilirler. Şimdi aradaki farkı görmeniz adına öncelikle şurada bir mail tester sunucumuza bir test mail atalım. Şurada herhangi bir mail adresinden atsanız sıkıntı çıkmayacaktır. Bu şekilde yazıyorsunuz. Ben HTML olarak göndermek istiyorum. Şu anda mailimiz gitti. Mail gittikten sonra değerlendirme sonuçlarımıza bakıyoruz hemen. Oo, çok düşük. Şurada görmüş olduğunuz puan bizim mail attığımızda karşı tarafta inbox'a düşme puanımız. Bunu genelde spam servisleri aktif değilse 5 ve 5'in üzerinde olması gerekiyor. Burada da aldığımız hatalara bakarsak dikim kaydımız yok. Ve DNS kaydımızda yeni bir değişiklik yaptığımız için -1 olarak gözüküyor. Yani daha tam olarak çözümlenmemiş. Bunun çözümlenmesi yaklaşık bir 2-8 saat arasında vakit alabilir. O şekilde anlaşılıyor. Bunun en basit yolu nedir? E-mail deliverability kısmından tüm hatalı kayıtlarımızı repair etmek ve tekrar check edilmesini beklemek. Bu yaklaşık gördüğünüz gibi 10 saniye falan sürecek. Sonrasında tekrar arka planda olsun. Biz buradan tekrar bir illeti gönderelim. Gönder dedik. Bir müddet bekledikten sonra tekrar yeniliyoruz. Şu anda hala dikim imzamızın doğrulanmadığı gözüküyor. Çünkü henüz bitmemiş. Gördüğünüz gibi sadece RDNS kaydımızda problem gözüktü. Tekrar bir yenileme yaptığımızda göreceğiniz gibi 4.5. Şurada da kimliğimiz tam olarak doğrulanmadı. -2 puan. Bu nedir? DNS kaydımızdaki yaptığımız SPF ve dikim kaydının henüz tüm ağa yayılmamış olmasından kaynaklı.
Yani 2 ve 8 saat, 2-8 saat arasında beklememiz durumunda DNS kaydımız tam anlamıyla çözümlenecek. Çözümlendikten sonra da buradaki sender skorumuz 4.5 olarak görünüyor şu anda. 2 puan daha artarak 6.5, yani 6.5 puan olacak. Yanlış telaffuz ettim, kusura bakmayın. 6.5 olacak. Bu da çok iyi değil. Fakat şu anki duruma göre iyi bir puan demektir. Yani, tabii ki bu profesyonel bir mail hizmeti olmadığı için puanınız ne kadar yüksek olsa dahi göndereceğiniz içerik bu spam filtresini, spama düşme olayını etkileyecektir. Kullandığınız başlık, mail içeriğiniz, bunların hepsi nedir? Bir etkendir. Ayrıca zaten başlı başına paylaşımlı hosting sunucusu kullanıyorsanız eğer, yani sizden başkaları da nedir? Aynı IP üzerinden mail gönderdiği için ondan dolayı da problem yaşama ihtimaliniz yüksek. Bunun önüne geçmek için hosting firmalarında nedir? Sabit IP hizmeti alabilirsiniz. Yani bu ekstra ücrete tabidir tabii ki. Fakat mail gönderiminiz için bir nebze olsun daha iyidir. Yani videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınızda soru takılması durumunda yorum olarak yazarsanız cevaplamaya, yanıtlamaya çalışırım. Gerekirse takıldığınız yerde yardımcı olmaya da çalışırım. Yapamadığınız yerde birlikte de yapabiliriz. Teşekkürler.